NTV Para Kuşağı'nda iş dünyasından bölümünde birlikteyiz. 2015 nasıl geçti bunu konuşacağız ve yeni yıl beklentileri alacağız. Bugün stüdyomuzda Hilmi Uytun var. Hilmi Bey, Hafele Türkiye'nin icra kurulu başkanı ve bölge direktörü aynı zamanda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Aslında sizinle biraz daha yapı sektörü diyebiliriz. Yani inşaat ve konut sektörüyle çok başa baş giden bir sektörün detaylarını konuşacağız. Şimdi aslında bu hafta böyle FED haftası piyasalar açısından biraz hareketin de arttığı bir hafta oldu. Dalga boyu çok yükseldi. Kur yeniden işte yükselişe geçti. Borsada sert satış gördük. Bugün biraz daha toparlanma olsa da bütün dünyada böyle biraz taşların yerinden oynadığı bir haftadan geçiyoruz. Yarın FED'in faiz kararı geleceği için. Siz de 42 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyada bu değişen dengeleri nasıl izliyorsunuz? Şirketleri, ekonomileri nasıl etkiliyor sizce? Çünkü FED faiz artırmaya hazırlanıyor. Dünyanın öbür ucunda Çin yavaşlıyor. Avrupa biraz daha piyasaya verdiği destekleri artırmaya hazırlanıyor. Bu iş dünyasının iş yapış şeklini nasıl etkiliyor? Şöyle söyleyelim uygun bulursanız. Ekonomi üzerindeki bu finansal hareketler reel sektörü bir süre sonra etkiliyor. Hı hı. Bu kadar çabuk inişler çıkışlar, dolarda çapraz kurda böyle oldu, TL'de böyle oldu. Bizim gibi reel sektördekileri aynı gün etkilemez. Yani bunun orta ve uzun vadeli etkisine bakmak lazım. Dünyadaki konjonktür çok öngörülemez bir yerden gidiyor. İşte bu Çin'in yavaşlaması diyelim, Amerika'nın bu kur savaşları var diyenler var, yok diyenler var. Yok da her gün birisi faizi değiştiriyor. Madem öyle niye öyle yok? Tabii ülkeler kendi menfaatlerini yöneteyim derken başka yerde başka sebepler doğuruyorlar. Gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ekonomilerin özellikle ki şurada FED bu anda FED'in yaptığı bütün dünyada etki yapıyor. FED'in yaptığı gelişmekte olan gelişmiş ülkelerde ne yapacak? Bizi buralarda ne yapacak? Çin'de ne yapacak? Onun bir diğerine etkisi ne olacak? Öngörmesi zor, takip ediyoruz ama. Burada biz bugün TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Saims'la konuştuk ve bu FED'in faizi artıracak olması nasıl etkileyebilir bizi diye sorduk. Bakın ne yanıt aldık, üzerine sizden de yorum isteyeceğiz. Uzun zamandır dünya aslında kapsayıcı büyümeden bahsediyor ve büyüme döngüsünde hakikaten çok büyük bir sıkıntı var. Aslında bu FED'in faizine direnç olup olmayacağı noktası da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem sanayileşmiş ülkelerde aslında biraz büyümeyle bağlantılı. Türkiye özelinde bakarsak zamanlaması itibariyle yeni bir hükümetimiz var. Reform paketinde çok taahhütleri olan ve bunun arkasında duracağını belirten, hızla aksiyon almayı planlayan bir hükümetimiz var. Sanıyorum FED rüzgarına karşı en büyük kalkanımız bu olacak. Dolayısıyla bizler iş dünyası olarak hep reformlarda hızla kalmayı sürekli hatırlatıyoruz. Bunu hatırlatmaya devam etmeliyiz, talepkar olmalıyız. Çünkü direncimizin en önemli noktası orası. Hazır olmadığını açıkçası önümüzdeki günler gösterecek ama ben bir felaket tellalcısı olmayalım diyorum. Küresel bir konu. Burada da ayrıştıran özellikle gelişmekte olan piyasalarda kim reform ajandasına odaklanır, akıllıca reformları yaparsa herhalde o kazançlı çıkacak. Onun için reform, reform, reform diyorum ben. Evet, FED'e karşı koruma kalkanımız reform olacak diyor TÜSİAD Başkanı. Paket açıklandı. Siz de katılıyor musunuz bu görüşe ve yeterli buldunuz mu o paketi? Sayın Başkan'a katılmak mümkün değil. Reform, tabii olanı beğenmemek, daha iyi aramakla ilgili baktığımızda sadece doğru. Yani olandan memnun olduğunuz zaman bir sorun var. Yani olanı geliştirmek sorumluluğumuz var tüm ekonominin paydaşları olarak. Gerçekten de yeni bir hükümetimiz var. 4 yıllık bir seçimle ilgili bir dur olmayacak. Hükümet çok motive reformla alakalı. Türkiye'nin olduğu konjonktür, siyasi ve uluslararası belirsizlik. Siyasi belirsizlik bitti, bu defa uluslararası bir insanlarda bir kaygı var doğal olarak. Ancak Türkiye'nin temel kaldırıcının reformlar arkasındaki verimlilik olduğuna inanıyorum ben. Verimliliğe bakmamız lazım. Çok çalışmak kadar çok üretmek, yani çalışmayı artırmanın yanında sonucu iyileştirmek, oralarda gelişim alanı görüyorum Türkiye'de. Burada tabii bu reform paketi yeni yatırım getirecek mi? Yani biraz 2016 beklentisi de alalım. Hani bu yıl siz yine güçlü bir büyümeyle herhalde kapatacaksınız. Bilmiyorum ne kadar oldu en son rakamlar ama. Hedefi geçtik. Hedefi geçtiniz. %100 büyüme gibi çok iddialı bir hedef de ortaya koymuştunuz. Seneye daha büyük.
önümüzdeki yıl ne kadar büyümeyi istiyorsunuz? %110'luk büyüme hedefiniz evet. var. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Yeni yatırım planınız var mı ki siz hep 8. fabrika Türkiye'de açılabilir diyordunuz. Vallahi çok uğraşıyoruz. O işte istediğimiz yolu alamadık maalesef. Ama bir niyetimiz ve ısrarımız devam ediyor. Sonuçta biz iş adamları ısrarcı olmalıyız. Yani bu işler öyle olmuyor diye bırakmak da olmaz. Ben orada çok tutkuluyum Türkiye'de üretime başlamamız konusunda. Henüz daha ortaya çıkmış bir şey yok. Somut bir şey yok ama önümüzdeki yıl yine iddialı bir büyüme var. Nereden gelecek bu büyüme? Konut sektöründe özellikle farklı bir iddiamız var. Konsept projesi geliştirdik. Kafele konsept projesi adı altında. Bu son kullanıcının deneyimini farklılaştıran, kullanmadan aldığınız hazzı, mutluluğu arttıran, gerek mutfakta gerek banyoda, giyinme odasında farkında olduğumuz ve bunu bir tasarım üzerinden de son tüketiciye yansıttığımız bir iş. Burada müteahhit iş ortakları zaten Türkiye'nin en ileri gelenlerin hemen hemen hepsiyle beraberiz. Onlar da çok yakın bir işbirliği yapıyoruz. Onların da satışına faydalı olduğumuz için toplamda bizim büyümemizi sadece destekliyor. İnşaat sektörüne baktığımızda aslında hani konut satışları çok güçlü gitmesine rağmen inşaatla gelen büyümenin son dönemde yavaşladığını da görüyoruz. Mesela en son büyüme verisi açıklandı. 9 ayda Türkiye ekonomisi %3,4 büyümüş ama inşaata bakıyoruz sadece %0,4 büyümüş. Orada inşaatla gelen büyüme genel sektör adına soracak olursam biraz durdu mu, yavaşladı mı? Onu şöyle okuyabiliriz. Yani toplamda baktığınız zaman son 10 ayda 1,040,000 konut satışı var ve büyüme %10,2.6 ile diri gözüküyor. Buna rağmen son 6 ayda orta segment fena olmasa da üst segmentte istenen yerde değil gibi bir algı var. Tabii bu seçim sürecinin uzaması küçük bir dur yapsa da şu anda tekrar ileri gidiyor. Yani önümüzdeki yıl 85'in üzerinde yeni lansman var. Çok büyük projelerde. Bodrum, İstanbul, İzmir ve Ankara'da birçok yeni proje geliyor. Ortanın üstü, üstün altı o segment özellikle çok hareketli. Yarınların daha iyi olacağını görüyorum. Orada bir canlanma beklentisi tabii, var. Tabii. Yani görüyoruz yeni yatırımlar zaten. Yani da devam ediyor. Orada yapı sektörü yani sizin sektörünüz aslında. Genel hatlarıyla mobilya, aksesuar, kapı dediğimizde bunun alt kalemlerini saydığımızda en çok ne satıyor? Şu anda halen daha biraz eş dağılımlı. Mutfak sektöründe son tüketici mutfağını değiştirmeye alışmadı henüz. Yani yaşadığı mutfakta gidiyor gidebildiği kadar. Şimdi biz burayı biraz kırmaya başladık. Yani mutfak da evin kalbidir. Orada aile bir araya gelir. Mutfağın yeri hep ayrı değil mi? Yani kadınlar tabii. için özellikle hayatımızın büyük bir bölümü mutfakta geçiyor. Ben de orta yaşta. Mutfak en kıymetli yer. Orada yiyoruz, içiyoruz, misafirleri orada ağırlıyoruz. Mutfak gerçekten çok önemli. Ve konut sektöründe özellikle son tüketicinin, kadının buna bakışı farklılaşmaya başladı. Bu defa yeni bir konut almıyor bile olsa evindeki mutfağı değiştirme yönünde sektörde çok ciddi bir farklılık görüyoruz. Ve biz bu anlamda büyümenin bir motoru da oradan görüyoruz. Yani yenileme pazarı başladı. Yani orada konutta belki ofis tarafı da dahil tüketici biraz tercihlerini farklılaştırma, biraz da yeniliğe daha da açılma, biraz teknolojinin de orada herhalde katkısı var. O yönde bir değişim gösteriyor. Bu da sektörü pozitif etkiliyor herhalde. Tabii yani gelişen ekonomilerde artan hane geliri sonuçta bireyin hanesine harcanıyor en çok. Orada yaşadığınız alan orası. Biz de tam oralarda bir yerdeyiz. Hani konutlarda, hastanelerde, otellerde ve hepsi Türkiye'de gelişiyor. Çok büyük hastane yatırımları var, bir dolu otel yatırımları var. Bunların hepsi yani birçok doğru zamanda doğru bir yerdeyiz gibi. Siz tabii sadece Türkiye'ye bakmıyorsunuz. Bölge direktörüsünüz değil mi? Yanılmıyorsam İran, Irak, Gürcistan, Özbekistan, KKTC hepsi size bağlı. Son dönemde biraz jeopolitik risklerin de arttığı, böyle hiç hesapta olmayan gelişmelerin yaşandığı, işte Rusya'yla yaşanan gerilim gibi, olmaz Irak mı? Meselesi gibi öyle şeyler de yaşıyoruz. Tabii. Nasıl etkiledi sizi? İşleri nasıl etkiledi? Biz Türk iş adamlarının böyle ilave sanatsal becerileri olması lazım. Akşamdan sabah işler değişiyor. Gürcistan'da bir ara biliyorsunuz bir Rusya'yla bir problemleri vardı. Gürcistan bir anda durdu. Sonra Irak ve Suriye çok iyi giderken sonra Suriye durdu. Şimdi Irak'ın kuzeyi iyi giderken şimdi o da durdu. Ama şimdi tekrar başlayacak, başlamayacak diye şeyler var. İran'da eğer ambargo net bir şekilde kalkarsa o zaman orada çok hazır, tüketime ertelenmiş büyük bir pazar ortaya çıkacak. İşte herkes kendine göre orada doğru konumlamaya çalışıyor ancak uluslararası ilişkilerden çok etkilendiği için ambargo tam kalkana kadar da bir şey söylemek de çok makul de değil.
Yani öte taraftan. Ama İran'a hazır mıyız şu anda? Hazırız. Hazırız. İran büyük pazar. Yani nüfusu bizim kadar ve çok ciddi ertelenmiş bir talep var orada. İran'dan beklentileri büyük tabii. Genel olarak sektörün. Burada kur artışı bu yıl sizin açınızdan böyle hesap kitap değiştirdi mi? Kur nedeniyle mesela bütçeleri revize etmeniz, gözden geçirmeniz gerekti mi? Olmaz mı? Tabii orada sakin kalmak lazım. Çünkü bu kadar sert hareketlilik ama baktığı zaman dünyada da öyle. Hani euro dolarda da hiç ummadığı kadar bir bant açıldı. Bir anda değişiyor. Dolar lehine yine çok ciddi bir düşüş gördük. Ötesinde TL'ye karşı durum bir daha değişiyor. Bizim dolar ve euro maliyetlerimiz var. Altı para cinsinden maliyetlerimiz var. TL cinsinden satıyoruz. Yani bizim hazine ve finans bölümü gece gündüz çalışıyor. Gece gündüz yani, çalışıyor. Yani değişikliğe adapte olmanız lazım. Zaten bütün konu hız. Yani ne hız, hangi hızla adapte oluyorsunuz? Şimdi 2016'yı bütçeyi hazırlarken hangi kuru baz aldınız? Şu anda yeniden böyle 3 TL'ye çok yaklaşan 3 TL sınırında bir kurdan söz ediyoruz. Hangi kuru baz alarak yeni yıl bütçesini yaptınız? Çok ezberi hatırlamıyorum ancak bu en son artışları ihmal ettik. Çünkü en son artışları ihmal ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o gerçekçi değildi. Yani kurun bu seviyelerini baz aldığımıza eminim ama tam rakamı hatırlamıyorum. Şu anda işte 2.96'lardayız. Hani yılın tabii bir ortalaması var, bir yıl sonu olabilecek kur var. Burada bu seviyelerde olması gerekir. Euro'yu yanlış hatırlamasam tam burada. Dolar hatırlamıyorum ezberi ama. Euro'yu 3.25'lerde baz aldınız. Dolar için de hani 3 TL civarında mı diyelim? 3 hatırlamıyorum onu. 2.98 hatırlıyorum sanki. Burada tabii önümüzdeki döneme bakınca biraz 2016'yı konuşunca yeni yatırım olabilir diyorsunuz. Yani 8. fabrika için çalışmalar tabii. Devam edecek. Ama çok güçlü büyüme beklentisi var. Biraz o büyüme sizin daha önce hayata geçirdiğiniz biraz da franchise sistemine benzer kalite noktalarıyla mı geldi? Öyle oldu. Orada bu demin de bahsettiğim son tüketicinin kendine mutfağını değiştirebileceğini algıladı. Yani aynı mutfakta olmasına gerek yok. Mutfak değişebilen bir şey ve daha işlevsel. Yani Türkiye'de o kadar çok mutfak var ki tepsilik yok. Tepsi var, koca yer yok. Tezgah altında eğilmezseniz alamıyorsunuz depoladığınız ürünleri. Ve böyle çok da daha güzel olabilir. Şimdi teknolojiyi görüyor, motorlu sistemler var, ışıklar var. Daha kolay, daha işlevsel şeyler var. Mutfak tabii evin kalbi, bizim tasarımımız hep orada. Yani aile orada bir araya geliyor. Orada yaşanan anlar var. Mutfağa daha çok önem veriyorsunuz. Tabii yani ebeveyn orada, işte varsa anneanne babaanne geliyor, onlar yemek pişiriyor, çocuklar geliyor gidiyor. Mutfak hayatta daha önemli bir yerde. Aile orada bir araya geliyor. Sona doğru yaklaşıyoruz Hilmi Bey. Hem eklemek istediğiniz var mı? Hem de siz Türkiye yarının Çin'i olabilir üretimde vurgusunu da hep yapıyordunuz. Yapıyorum. Daha önceki söyleşilerimizden de hatırlıyorum. Bu konuyla ilgili var mıdır bir eklemek istediğiniz? Vallahi en son bu Hindistan'daki toplantıda da aynı şeyi gördüm. Gerçekten de gurur duyacak bir yerde yaşıyoruz. Her şeyi üretiyoruz. Yani Türkiye kibrit de üretiyor, mobilya da üretiyor, araba da üretiyor, cam da üretiyor, halı da üretiyor, tekstil de üretiyor, ampul de üretiyor, her şeyi üretiyor. Burada verimlilikle ilgili yerlerden geçiyoruz. İşte ilgili kadro yetişiyor, yetişmiyor. Devlet orada ön ayak olmaya çalışıyor. Tabii kalabalık bir topluluk. Eğitimi düzeltmek lazım. Bir yanda işsizlik var, bir yanda kalifiye işçi bulamıyorum diye sızlanan sanayicilerimiz var. Bunların böyle bir daha üst bir dengeye gelmesi lazım ki bir verimlilik üzerinden büyüyelim. Özellikle önümüzdeki 2 yılı ben çok pozitif görüyorum. Daha uzağa görmek çok mümkün değil. Ancak hani Türkiye'de ve bölgede önümüzdeki 2 yıl sadece iyi şeyler olacak. Hilmi Uytun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve Bölge Direktörü bugün konuğumuzdu.